Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Hande Soral hakkında bilgiler vereceğiz. Ve onu daha yakından tanımanızı sağlayacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda yorum kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, hayran olduğunuz ünlüleri, yapmamızı istediğiniz videoları belirtirseniz çok seviniriz. Daha fazla videoyla her zaman karşınızda olacağız. Şimdi videoya geçebiliriz. Güzel oyuncu Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl şehrinde dünyaya gelmiştir. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1,60 santim boyundadır. Burcu Kova burcudur. Hande Soral'ın babası mobilyacı, annesi ev hanımıdır. Kendisi gibi oyuncu olan bir kız, diğeri erkek ikiz kardeşleri vardır. 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evlenmiştir. Ve ailesi hakkında şunları söylemiştir. Annem 18 yaşında evlendi. Bir sene sonra ben doğdum. Beraber büyüdük. Annem Barbie'leri yerine benimle oynardı diyerek annesi hakkında bilgiler vermiştir. Hande Soral çocukluk yıllarını da şu şekilde anlatmıştır. Oyunculuk çocukluk hayalimdi. 8-9 yaşından itibaren eğitim almaya başladım. Her hafta babam beni konservatuvarın çocuk bölümüne götürürdü. Cumartesi, pazar eğitim alırdım. Kendimi bildim bileli oyunculuk yapmaya çalışıyordum. Diksiyon derslerinden oyunculuk derslerine kadar kendime hep hazırladım. Buna karşılık öğretmenlerim hep elinde başka bir mesleğin daha olsun derlerdi. Oyunculuğa faydası olur diye düşünerek İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümüne girdim ve mezun oldum. Diyerek çocukluk ve gençlik dönemindeki oyunculuk isteğini anlatmıştır. Hande Soral eğitim hayatını İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ve daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü bitirmiştir. Hayatındaki dönüm noktasını şu şekilde anlatmıştır. Seyirci olarak gittiğim televizyon programı Komedi Dükkanı'nda sahneye davet edildim ve oyunculuk macerası başladı. BKM Mutfak yeni kuruluyordu. O yıllarda Necati Bey ile görüştüm. Ama Tolga Çevik'in tesadüfen beni sahneye alması doğru zamanda, doğru yerde olmak şansım oldu diyerek meşhur olma durumunu anlatmıştır. Meşhur kendisinin Komedi Dükkanı'nda tesadüfen sahneye çıkmasıyla tanınması daha da hızlanmıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisine başlamasıyla olmuştur. Bu diziden sonra daha çok tanınmaya başlamıştır. Yıldızının parladığı dizi de Küçük Kadınlar dizisi olmuştur. Ve bu diziden sonra daha çok teklif almaya başlamıştır. Hande Soral kişilik özelliklerini şu şekilde tarif eder. Kontrolcüyüm, sevecen, azimli, eğlenceli, duygusal ve özgürlükçü biriyim diyerek anlatmıştır. Sosyal açıdan ise sakin, huzurlu ve dingin bir hayatı seviyorum. Başka türlüsünü zaten bünyem kaldıramaz. Koşturmacayı, sansasyonu, gece hayatını ya da büyük büyük lafları sevmem diyerek açıklamıştır. Düşünce ve fikri yapısını ise şöyle anlatmıştır. Şöhret olgusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere çok net olan bir şey var. Yaptığımız iş birileri tarafından sevildiği ve takip edildiği sürece başarılı oluyor. Ve bizim için de daha anlamlı hale geliyor. Dışarıda beni oynadığım karakter olarak tanıdıkları zaman demek ki iyi bir şeyler yapıyorum duygusu geliyor. Dolayısıyla şöhret hiç önemli değil gibi bir durum bence kimse için gerçekçi değil demiştir. Hayattaki mutluluk kaynağını şöyle açıklamıştır. Ailem, evliliğim ve kardeşlerim diyerek mutluluk kaynağını açıklamıştır. İlk sinema deneyimini ise Birleşen Gönüller filmiyle yaşamıştır. Hayran olduğu kişiler ise Zerrin Tekindor'un oyunculuğuna hayran olduğunu söylemiştir.
Hayata bakış açısında şöyle anlatmıştır. Her zaman çocukluğumdan itibaren kendi kararlarımı kendi veriyorum. Hayatım boyunca hiç kimsenin dediği umurumda olmadı. Giydiğim kıyafetten gideceğim yere, oynayacağım role kadar her şeyin kararını kendim veririm. Hiç kimsenin fikri de beni ilgilendirmez. Bu en yakınlarım bile olsa böyle. Sonuçlarına ben katlanacağım neticede. Her zaman kendim ne istiyorum diye düşünürüm. Böyle yapmaya da devam edeceğim. Her şeyi aynı anda düşünüp her şeye yetmeye ve yetişmeye çalışmak gibi bir huyum var. Bu çok yorucu. Ama hayatımdaki insanlar için daha da yorucu. Her şey benim kontrolümde olsun istiyorum. Bir olay benim kontrolüm dışına çıkınca ben de alarmlar çalmaya başlıyor. Sadece işle ilgili konularda da değil maalesef. Hayatımın tamamında böyleyim demiş diyerek kendini ve hayattaki tutum ve davranışlarını açıklamıştır. Mesleği hakkındaki bakış açısı da şöyledir Hande Sural'ın. Bir gün ben oldum duygusuna kapılırsam mesleği bırakabileceğimi düşünüyorum. Çok organik bir iş yapıyoruz. Her gün yeni bir şey eklemek zorundayız kendimize. Her yeni iş yeni bir hayat benim için. Bulunduğum yer benim için çok kıymetli olabilir ama çok kaygan bir zemin burası. Bugün burada olabilirsin ama yarın nerede olacağın hiç belli olmaz. Yıllar içerisinde sektörden öğrendiklerim her şeyin altından kalkabilmek için sağlam bir ruhsal yapıya sahip olmak zorunda oldum. Yarın bu işte sokağa çıkamayacak kadar ünlü olabilir ya da herhangi bir gazete haberiyle yine sokağa çıkamayacak kadar kötü duruma düşebilirsin. Her şey pamuk ipliğine bağlı diyerek mesleğinin ne kadar zor olduğunu ve pamuk ipliğine bağlı olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Hande Soral'ın kariyeri hakkında planlarını ise şöyle anlatmıştır. Hep birbirinden farklı karakterleri canlandırmak tatmin edici olmuştur benim için. Ama bu mesleğin bitmeyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. 18 yaşında bir kızı da 30 yaşında bir anneyi de oynayabiliyorum. Bu sektörde sürekliliğini koruyabilmen önemli. 50 yaşıma geldiğimde de oyunculuk yapmak istiyorum. Kariyerle ilgili hiç öyle ince hesaplarım yok. Çünkü zaten hayat önüme getirdikçe o beni yönlendiriyor diye düşünüyorum. Diyerek kariyerinde nerelerde olmak istediğini açıklamıştır. Gelecekteki hayalinin ise şu şekilde olduğunu söylemiştir. Çocuk sahibi olmak istiyorum ve kalabalık bir ailenin hayalini kuruyorum. Kalabalık bir ailem ve çocuklarım olsun isterim. Mümkünse en az iki tane, hatta ikiz olursa çok sevinirim diyerek gelecekteki hayallerinden bahsetmiştir. Hayatta rol model olarak aldığı kişi ise annesidir. Annesinin olduğunu söylemiştir. Annesine de şöyle söylemiştir. Annemin tırnağı olabilsem keşke diyerek annesine duyduğu hayranlığı dile getirmiştir. Hande Soral evde en çok ne yapar diye sorulduğunda ise şöyle açıklamıştır. Evcimenim, işim bitince koşa koşa eve gitmeyi, evi, aile olma fikrini çok seviyorum. Zaten annem ve babam da çok yakınımızda oturuyor. Benden mutlusu yok o anlamda demiştir. Kendisinde en sevmediğin özelliği ise şöyle dile getirmiştir. Kontrolcü olmayı bazen çok yorucu buluyorum. Beni rahatsız etmediğini sansam da aslında yoruyor. Bir de etrafımdaki insanların da özgürlüklerini kısıtladığını düşünüyorum diyerek en sevmediği özelliğinin kontrolcü yapısı olduğunu söylemiştir. Hande Soral'ın bugüne kadar oynadığı televizyon dizilerini sıraya koyacak olursak şu şekilde söyleyebiliriz. 2007 tarihinde Komedi Dükkanı programına seyirci olarak kendisi olarak çıkmış ve burada konuk oyuncu olarak çıkmış ve burada ünlenmesinin ve oyunculuğa başlamasının yolu açılmıştır. Komedi Dükkanı'na çıktıktan sonra oyunculuk kariyeri daha bir gelişme göstermiştir. Daha sonra 2008-2011 yılında Küçük Kadınlar dizisinden oyunculuk teklifi almıştır ve Armağan rolünü canlandırmıştır. Bu diziden sonra da yıldızı daha da çok parlamış ve oyunculuk yolunda ilerlemeye devam etmiştir. 2011 tarihinde ise Bir Günah Gibi dizisinde rol almıştır.
2012-2013 tarihinde Alev Alev dizisinde rol almıştır. 2013 tarihinde Fatih dizisinde yer almış. 2014 tarihinde Çalı Kuşu. 2014, yine 2014 tarihinde Böyle Bitmesin dizisinde rol almış. 2015 tarihinde Yılanların Öcü dizisinde rol almıştır. 2016 tarihinde Kalbim Yangın Yeri dizisinde yer almıştır. 2017 Evlat Kokusu dizisinde yer almıştır. 2017 İsimsizler dizisinde rol almıştır. 2018-2019 sezonunda Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oyunculuk hayatına devam etmektedir. Sinema filmlerini sıralayacak olursak 2014 tarihinde Birleşen Gönüller filminde rol almıştır. 2017 tarihinde Tahin Pekmez filminde rol almıştır. Esra karakterini canlandırmıştır. 2017 tarihinde yine Biz Size Döneriz filminde karşımıza çıkmıştır. 2020 tarihinde Kovala filminde rol almıştır. 2020 tarihinde Müstakbel Damat filminde rol almıştır. Tiyatroda ise 2018 Dali'nin Kadınları Frida Kahlo'yu canlandırmıştır. Tiyatro oyununda Frida Kahlo rolüyle de çok başarılı bir performans sergilemiştir ve tiyatroda da başarılı olabileceğini seyirciye göstermiştir. Hande Saral hakkında verdiğimiz bilgiler umarım tatmin edici olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.